hızlı saç uzatma formülü. Evet. Şimdi bir seyircim diyor ki yayından önce şöyle bir göz attım. Bak, ben diyor saçlarımı keseceğim ama bugün Hande'yi dinleyeceğim diyor. Çünkü sonra saçımı hızlı uzatmak istediğimde diyor bu formülü kullanacağım evet. diyor. Yazın ben birçok danışanıma dedim ki saçlarınızı kestirin, problem değil. Zaten yeni bir yağ üzerinde çalıştık. Dün sevgili Gizem de söyledi. Bir ortalık yıkıldı yine dün akşam. Ay Gizem Özdilli'ye bayılıyorum. Ne kadar güzel yemekler yapıyor. Evet. Niye Gizem Özdilli'yi yine almıyoruz? Alalım. Gizemciğim seni seviyorum ve öpüyorum. Çok güzel şeyler paylaşıyorsun ve çok tatlısın. Bayılıyorum sana. Evet. Gizem kullanıyor mu bunu? Gizem... Sen her şeyi onunla bir deniyorsun galiba. Çok kankalar onlar. Sağ olsun. Yani o da bir problemi olduğu zaman bana söylüyor. Şu anda da bir film çekiminde biliyorsunuz. Yeni bir sinema filmi çekiyor. Evet, evet. Onu da gördüm. Evet. Onu da gördüm. Çok hayırlı farklı olsun. Değişik işler yapmaya başladı. Çekime gitmeden önce... Ona verdim. Dedi ki hani saçlarımı uzatmak istiyorum. Çünkü artık kaynak falan hem saçları yıpratıyor hem bir ağırlık taşıyorsunuz üzerinizde. Evet. O yüzden çok kısa sürede saçı uzatacak bir formüle gireceğiz. Ay ablam o yayıncı Bodrum'dan mesaj atmış. Derya'cığım o leke kreminden istiyorum diyor. Ablacığım yapacaksın onu. Onun peki hazır hali var mı? Hazır halleri de var. Veya ama, sen hazırlıyorsun isteğimi. Ben hazırlıyorum ama ben o yanıma çok özel bir krem göndereceğim. Yanımda var bir tanesi bir de ona harika bir şey. Ay çok teşekkür ederiz. Ne onu şimdi söylemeyince yani şey oluyor sonra yazalım onun ne olduğunu. Evet ne olduğunu yazarız. Tamam peki. Merak etme leke kremi olayı çözüldü. Peki bu iyi değil mi ki şimdi sen onu vereceksin bize? Şimdi diğer üründe... Bunu kendimiz yapıyoruz. Evet sadece leke değil içinde peptitler var. Kronoline dediğiniz botoksa yakın bir madde vardır. Cildi gerginleştiriyor, hyaluronik asit var. O yüzden o hani evde yapabileceğiniz bir krem değil. O krem karşısında şuradan düşeceğim çok güzel. Ay bayılıyorum şu yağlara ballara. Şimdi sırada ne var? Neyi yapıyorduk? Hızlı saç uzatıcı yağımızı yapacağız. Hemen yapalım. Çok konuşmayalım. Çok ama çok basit. Bir de püf noktalarını söyleyeceğim. Yine bittikten sonra tam bir şişe yani 50 cc çörek otu yağımız var. Şöyle. Hatta yayından sonra da bunu bir izleyicimize hediye bile edebiliriz. Hemen ay bir kaba alıp. Bunu birine saçı evet. uzamayan birine. Ece. Ceviz yağımız var. Bu yağa bak ne yapacaksın biliyor musun? Kapağını kapattıktan sonra streçle böyle saracaksın bunu. Baya 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 saracaksın. Getir ben yaparım. Dökülmez kırılmaz. Ondan sonra da biz izleyicimize yollayalım. Efendim? Adres atarlarsa gönderelim. Evet. Hiç şaşmaz diyor. Hint yağımız var. Şimdi yine 50 cc. Laf karıştı gene baştan gelelim. Bir şey, çörek otu yağı. Çörek otu yağı 50 cc. Ceviz yağı 50 cc. Yine 50 cc Hint yağı. Olmazsa olmaz. Kaş, kirpik bakımında, saç bakımında olmazsa olmaz. Şahanesin, şahane. O kadar güzel ki, evet. Badem yağımız var. Bu da olmazsa olmaz. Olmazsa Aa, olmaz. Evet. Ama bu kaç seferlik bir şey çıkacak burada? Bunu hazırlayacaklar. Neredeyse 6-7 ay kullanacaklar. O kadar ucuza mal olacak ve çok pratik bir yöntem. 7 ay sonra ara bizi. Uzamazsa... Hande'nin dükkanına doğru asıl gideriz. Asıl uzatmak için püf noktayı vereceğim. Yine burada yapamayacağımız evet. bir şey. Susam yağımız var yine. Tam 50 cc. Ve jojoba. Olmazsa olmaz. Jojoba mı? Ah. Jojoba. Bakayım koklayayım. Bu sefer koklatmasak. Bir dakika. Kok Allah aşkına koklayacağım. Bir dakika. Bu jojoba yağı değil. Şimdi yayın öncesi dedim ki bana söylemeyin böyle bir şeyi. Şimdi Hande jojoba yağını unutmuş. Evet. Jojoba yağı yerine o zaman sen jojoba yağıyla bunu hazırlayacaksın evet. onu göndereceğiz. Aynen öyle göndereceğiz. Bunu koyma jojoba yağını tamam. ilave ederiz oraya. Jojoba yağı unutulmuş. Zeytinyağı mı koydunuz? Ne koydunuz içine? Susam. Susam yağı koydular. Ya ben böyle bir şey yapamam yani. Bunu bana ya söylemeyeceksiniz. Demişler ki sonra da ya Derya'nın koklarsa en ben sevdiğim dedim, yağ. Ben dedim en sevdiği yağ kesin dedim koklayacak o yüzden dedim. Bu da susam. Buna da çok alışkınım bunu da tanırdım. Bu susam yağ var ya sür bunu tavanının altına yürüyüşe falan giderken veya banyodan çıktıktan sonra kan deveranı senden sorulur. Evet. En sevdiğim. Tüm vücut için de çok önemli. Ay bu çok güzel. Bunun içine istediğiniz yağ bu susam yağını baz yağ yapın istediğinizi koyun. Şimdi Hande bak sözünü alıyorum. Bunun içine gerçek jojoba'yı da koyacak. Evet. Bunu bir izleyicimize göndereceğiz. İsteyin siz. Ben hatta şöyle bir şey yapacağız. Şimdi evet bu yağlar... Jojoba'nın saça kullanıldığını ilk defa duyuyorum.
jojoba saçta nemi hapsedici özelliği vardır. Ay şahane. Ve gözeneklerin açılmasını sağlar. Ciltte de biz de o yüzden kullanırız. Gözenekler açılır. İçine saçta da şeyi alır. Tabii ki. Bütün besinlerin hepsini alır. Yalnız asıl püf noktası, şimdi bana diyecekler ki Hanım, getirseydiniz de burada koysaydık. Neden getirmediğimi, yine ertesi gün hemen sahtesi yapılmasın diye sinameki yağı çok önemli. Dünyada bilinen en iyi saç uzatıcı. Ama Hindistan'da yetişen, yani bir Hint sinamekisi dediğimiz bir sinameki yağımız var bizim. Koyu yeşil, siyaha yakın bir renk. Mutlaka olmazsa olmaz o olacak içinde. Niye getirmedin? Neden getirmedim? Böyle sahtesi olur, şöyle olur ama şu an hemen hemen bütün aktarlarda gidecekler. Saç bakım yağının arkasını çevirecekler. Evet. Orada yazacak. Çörek otu, ceviz, hint, badem, susam, sinameki yağı ve mümkünse propolis. Propolis biliyorsunuz bağışıklık sistemi evet, için kullandığımız evet. bir madde. Arıların yaptığı ama saç bakımında da mesela bakın birçok artık saç derisinde böyle kızarıklıklar, egzamalar, sıkıntılar, pul pul dökünmeler. Propolis de saç derisinin temizlenmesini sağlayacak. Olaysın. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu alıyorsun, tükenine götürüyorsun. Evet. O sinameki yağını hepsini koyuyorsun. Hepsini koyuyorum. Propolisi. Özel propolisimizi koyuyoruz içine ve gönderiyorum. Ve bunu kim alıyorsa bize arada bir bilgisini verecek. Mutlaka versin. Benimle de paylaşsın. Uzadı. Nasıl uygulayacak? Hemen onu söyleyelim. Haftanın 3 günü sadece saç derisine iyice masaj edecekler. Masaj çok önemli. Buradan sürmemize gerek yok. Hayır, bu direkt saç dipleri. Yani saçı uzatıcı ve besleyici bir yağ. Uçlara o yüzden sürmüyoruz bu yağımızı. Sadece saç diplerine kullanıyoruz. Haftanın 3 günü en az 1 saat kalıyor. Ve ay sonunda en az 4 santim kadar uzamayı kendi gözleriyle görüyorlar. Ve benimle de muhakkak paylaşsınlar. Ay ne diyorsun? Evet. 4 santim çok iddialı bir denedik. Konuşuyorsun. Dün tweetler vardı. Yine benim takipçilerimden Melda var şu an izliyorsa. Benim ifli olmayan saçlarım bile ifli etti dedi. Bayağı iyi uzatıcı bir yağ. Ay bize de hazırla bir tane. Tabii. 4 santim. 4 santim çok iddialı. Ay saçında kaynak olan bunu yapsın. Birkaç ay sonra aynı kaynak boyuna geliyor. Ben her yaz saçımı kestiriyorum zaten. Çünkü sıkıntı yapıyor. Şöyle uçlarından epey bir kestiriyorum. Ondan sonra zaten belimin altında oluyor saçlarım. Diyecek laf bulamıyorum. Diyecek bayılıyorum. Şimdi bunu böyle geceden sürsek, bununla yatsak? Sabaha kadar durabilir. Hiçbir mahsuru yok. Ama en az 1 saat saçımızda kalacak. Süper. Süper güzel.